Selamünaleyküm Muhammed Ahmet Adnan Hocam. İsrail konusunda biraz daha sert bir söylem sizden bu dönemde beklentimizdir inşallah. Sert bir söylem istiyorsunuz. Ya böyle yapmasak da bu insanlara şefkat göstersek, bir de bunu deneseniz, yani bir de böyle yapsak. Bütün dünya nefret ediyor Musevilerden. Yani yapmayın, etmeyin, günahtır. Yani bu kadar bakış açısında keskinliğe gerek yok. Bir Müslüman olarak, biz 1,5 milyar Müslümanız. Şefkat göstertelim, koruyup kollayalım, rahatlar bu insanlar. Yani zannedildiği gibi olmaz. Tabii onların da Şiloh, Muhammed, Mehdi'ye tam tabi olmaları maşallah şart. O zaman Tevrat'a savaş açmış olurlar. Yani eğer Kral Mesih'e, Şiloh'a, Muhammed, Mehdi'ye yani eğer tavır alırlarsa Tevrat'a tavır almış olurlar. Yani gece gündüz dua ediyorlar. Ya Rabbi bize Mesih'i gönder diye. Evet. Moşiyah, Moşiyah. Gece gündüz dua ediyorlar. Dolayısıyla güzel olacak, göreceksiniz. Sertlik sertliği getirir. Yani başka bir şey getirmez. Mesela Irak, Afganistan'da şurada var. Bütün Müslümanlar paramparçalar. Her ülke tek başına kabadayılık yapıyor. Ve feci şekilde bir sonla karşılaşıyor. Bunu yapacağımıza bütün İslam ülkeleri birleşelim. Bütün dünya şefkat göstertelim, sevgi göstertelim. Medeniyeti, barışı, kardeşliği getirelim. Herkese dostça yaklaşalım. Bakın nasıl güzel netice alacağız. Yani kabadayılıkla bir yere varılmaz, ben söyleyeyim. Yani bu akıl değil. Çok yanlış. Hepsi Allah'ın kulu. Hazreti Musa'ya karşı sevgi göstermeleri, ona sadık olmaları güzel bir şey. Hazreti İbrahim'i sevmeleri güzel. Aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygamberleri seviyoruz. Tabii ki Muhammed'i olmaları gönlümüzün arzusu. O İsa Mesih zamanında zaten olacak inşallah. Hazreti İsa Mesih'i Cenab-ı Allah bu konuya görevlendirmiş. Mehdi de onlara Tevrat ve İncil'le hükmedecek. Yani Musevilere Tevrat'la, efendim, Musevilere hepsi yani tamamı, İsrail'in tamamına Tevrat'la hükmedecek. Hristiyanlara da İncil'le hükmedecek. İncil'in gerçeğiyle, Tevrat'ın gerçeğiyle. Dolayısıyla kan dökülmeyecek. Peygamberimizin sözüne tabi olmak lazım. Peygamberimiz Mehdi'nin sertlik göstereceğini söylemiyor. Şefkat göstereceğini söylüyor. Merhamet hareket edeceğini, kimsenin burnunu kanatmayacağını, damla kan akıtmayacağını söylüyor. Biz o devirdeyiz şu an. Dolayısıyla aksi politikalar açmaz politikalar olur. Yani Kur'an'ın ruhuna uygun olmaz. İslam alemi 1,5 milyar İslam'ın bir araya geldiğinde zaten müthiş bir güç olmuş oluyor. Dev bir güç olmuş oluyor. Ne ateistiyonizm kalır, ne mason zulmü kalır, ne şu zulmü kalır, ne PKK zulmü kalır. Hiçbir şey kalmaz. Birlikten kuvvet doğar ama kuvvete de şefkat yakışır, merhamet yakışır, adalet yakışır. Yani kuvvetliyim diye şiddete girerse Allah buna müsaade etmez. Etmedi de. Olmaz. Yani Allah'ın istediği bizden şefkattir. Çünkü Allah'tan biz hep affedicilik istiyoruz. Değil mi? Affetmesini istiyoruz. Biz de affedici olacağız inşallah. Şefkatli olacağız inşallah. Ama tabii bu zulme susacağız anlamına gelmez. Kuvvet demek zaten zulme dur demektir. Güç demek ne demektir? Birlik demek demektir. Zulmün durması demektir. Kardeşim yani kaplanı sincap gördüğünde kaplanın üstüne atlar mı? Ne yapar? Dala tırmanır kaçar değil mi? Çünkü kaplan o. Ama şu an İslam alemi yüzlerce sincap yahut yüzlerce tavşan gibi görülüyor dışarıdan. Yüzlerce tavşan gibi görünüyor. Ve güçsüz görünüyor. Ve tek tek ayrı oldukları için de tek tek hepsini birer birer etkisiz hale getirebiliyorlar. Birbirlerine de uğraşıyorlar çünkü. Birbirlerine uğraştığı için daha da kolay oluyor. Çok çok daha kolay oluyor. Hatta asıl oradan kolay oluyor. Bediüzzaman diyor, hırs ve şikakından istifadeyle Deccal diyor, koskoca İslam alemini esir alır diyor. Müslümanların hırs ve şikakından istifade ederek diyor. Şu anda da öyle oldu diyor Bediüzzaman. Onun için
Birlik, beraberlik, şefkat ve adaletin hakim olması lazım. Öyle bir yapıya hiç kimse karşı çıkmaz. Rusya'da birleşmek ister, Amerika'da çok güzel gözle bakar, İsrail'de ister, herkes ister bunu. Onun için böyle sahte kabadayılık, boş kabadayılıklar, netice alınmayacak hareketler sadece felaket getirdi İslam alemine. Hep acılar getirdi, başka bir şey olmadı. Mesela Saddam kabadayılık yaptı, adamı aşağı sallandırdılar. Gördünüz sonucunu. Oğullarını, çoluk çocuğunu delik deşik ettiler. Nerede o kabadayılar? Hepsi arazideler. Bir gecede bütün ordu yok oldu. Irak ordusu. Dünyanın dördüncü büyük ordusu olarak biliniyordu. Bir gecede yok oldu. Demek ki kabadayılıkın bu işin alakası yok. Afganistan'da kabadayılık yaptı. Bak bitti. 5 dakikada bitirdiler. Bunun alakası olmadığına göre asıl olan nedir? Birliktir. Bütün Müslüman ülkelerin birleşmesi, birbirlerini sevmesi, dost olması, Mehdi'yi aramaları, Mehdiyet'in birleştirici o güzel ruhuyla ittifak etmeleri ve herkese sevecen ve şefkatle davranmaları. Allah böyle yaparsanız muzaffer kılacağım diyor. Formül yol budur. Bunun dışında bir yol yok. Kuvvet zaten zulme dur der. Kuvvet olduğumuz zulüm kalır mı? Değil mi? Kaplan geçerken tavşanlar toprağın altına giriyorlar. Hangi tavşan kaplanın üstüne atlar?